İçbank sizi kötü niyetli ellerden koru. Size uzanan ellere karşı uyanık olun. Aman dikkat! İçbank sizi her türlü tehlikeden korur. Aha, teşekkür ederim ruhum. Afiyet olsun canım. Evet, ne diyorduk? Size uzanan her el bir dost eli değildir. Size uzanan el kalleş bir el de olabilir. İçbank'tan başka hiçbir bankaya güvenmemelisiniz. Dost eli İçbank'tır. İçbank sizi... Size uzatılan her içeceğine güvenmeyiniz bakalım Masar Bey. Alçak ruh, görürsün sen. Bir faniyle uğraşmayı göstereceğim ben sana. Kusura bakma ama sen de benimle hiç yakından ilgilenmezsin. Haklısın ruhum. Hadi biraz daha yaklaş bana. Şu hayatta neler oluyor görüyor musun? Anne, Rafet El Roman gibi konuşmaya başladın, farkında mısın? Üç kişiden oluşan bir fidyeci çetesi, iş adamı Hidayet Telli Turna'nın karısını kaçırıp tam 100 milyar fidye istemiş. Adam vermiş mi peki parayı? Vermiş ama pazarlık yapıp 100 milyarı 10 milyara indirmiş. Karısı da vay sen beni niye bu kadar ucuzlattın diye Hidayet Bey'den boşanmış. Kadın haklı valla. Fidye ne demek? Bir insana biçilen değer demek. Tabii ya. Yeten daha önce düşünmedim. Tamam, oldu bu iş. Nasıl yani anne? Hangi iş oldu? Biz de fidye işine giriyoruz. Ay olamaz. Olur. Kendi öz elinize bile güvenmeyin. Ancak İçbank'a güvenin. İçbank hain bir banka değildir. Diğer bankalar böyle kalleştir işte. Ama İçbank var yanık, saf, yiğit bir Anadolu bankasıdır. Size kelek atmaz, asla yamuk yapmaz. Masar. Efendim? Kocacığım. Hı, söyle. Hayatım benim artık gitmem lazım. Aa, nereye? Nereye olacak, öbür tarafa. Herkes yaz mevsimini sever, ben de kış mevsimini çok seviyorum. Çünkü yazın yağmurlar azalıyor. Ben de sana gelemiyorum. Aa, canım benim canım, merak etme. Yaz dediğin nedir ki? Çabucak gelip gider. Bir bakmışsın ki sonbahar yağmurları başlamış, Arap kızları cama çıkmışlar bile. Şimdilik gitmem lazım aşkım. Güney Amerika'ya son yağmur damlaları düşüyormuş. Kaçırmadan hemen gitmeliyim. Hoşça kal. Güle güle ruhum. Güle güle, güle güle. Ah be güzelim, bu yağmurlarda böyle gelip gidiyor, üzerine bir yağmurluk bile giymiyor ya. Neyse dur, ben şuna evlilik yıldönümümüzde beyaz güzel bir yağmurluk alayım da giysin garip. Şu fidye meselesini açıklamak için basın toplantısı mı yapacaksın anne? Söyler misin lütfen, fidye işine giriyoruz ne demek? Canım bunda anlaşılmayacak bir şey yok ki. Biz de fidye isteyeceğiz, hepsi bu. Ay saçmalama anne. Kimi kaçıracağız? Hem bizim maddi durumumuz o kadar kötü mü? Kimseyi kaçıracağımız yok kızım, merak etme. Zaten saraya dayanan soyumuza asla leke sürdürmem. O zaman bu kaçırma fidye hikayesi ne? Beni fidyecilere kaçırtacağız. Anne, bence sen keçileri kaçırıyorsun. İyi misin? Niye durup dururken kedini kaçırtıyorsun? Bak dinle, sana müthiş planımı anlatayım. Beni numaradan fidyecilere kaçırtacağız. Ondan sonra da Masar'a telefon edip para isteyeceğiz. İyi, güzel de niye? Amacımız ne? Amacımız tabii ki abinin Reyhan'la evlenmesini sağlamak. Nasıl yani? Fidyeciler beni kaçıracak. Sonra ne yapacak? Ne yapacak? Abinden para isteyecek. Sonra? Sonra? Tabii abinde o kadar para çıkmayacak. Ben bankadaki paramı alıp Reyhan'a vereceğim. Reyhan da beni fidyecilerin elinden kurtarmak için o parayı abine verecek. Bundan bizim ne çıkarımız olacak peki? Ama Reyhan bu parayı bir şartla verecek. Abin kendisiyle evlenirse. Aman tanrım. Anne inanır mısın? Muhteşemsin. Tabii. Sen beni ne sandın kızım? Bana menkıbe demişler. Menkıbe. Ama ortada büyük bir problem var anneciğim. Bu planı anlamakta ben bile zorluk çekiyorum. Sence Reyhan bu planı anlayabilecek mi? İşte, planın en zor kısmı da bu. Reyhan'a bir anlatabilsek. Ya. Size uzanan her el bir dost eli değildir. Dost gibi görünen bir el aslında kötü niyetli bir el olabilir.
Asla hiç kimseye güvenmemelisiniz. Çünkü zaman kötü, kolla diğer eli. Bu yüzden İç Bank'a güvenmelisiniz. İç Bank düşmanlarını anında yakalar, etkisiz hale getirir. İç Bank olur böyle vakalar, İç Bank onları yakalar. Bravo Mahzar! Bir banka renklamı ancak bu kadar güzel hazırlanabilirdi evlat. Sağ olun Önder Bey, sayenizde. Keşke bu acası herkes Mahzar gibi işini iyi yapsaydı. İşte o zaman ne reklam idman yurdu, ne öz hakiki reklam gücü kalırdı. Ama ne gezer, işini tek adam gibi yapan bir Mahzar var. Alo buyurun, ben işini iyi yapamayan Şelale. Size nasıl yardımcı olamayabilirim? Evet arkadaşlar. Benim yaptığım pis, iğrenç çaylardan birer bardak daha içip kusmak isteyen var mı aranızda? Ama size de bir şey söylemeye gelmiyor. Bize bir şey söylemeye bile değmez Önder Bey. Gelip geçerken tükürün yeter. İyi, tamam, kesin, uzatmayın. O kadar da değil. Zaten canım burnumda. Bugün 7,5 milyar vergi yatacak. Bu elimin sıkışıklığında nereden bulacağım bu kadar parayı? Her dost sandığınız dost gerçekten dost olmayabilir. Hatta etrafınızdaki dostlar sizi kıskanabilir, başarınızı çekemeyebilirler. İç Bank içinizdeki kalleşlerle tanıştırır sizi. Hatta kuduz aşısını bile bulabilir kıskançlıktan kuduranlar için. Ay, hala anlamadın mı kızım? Hala anlamadın mı? Ay Allah rızası için söyle. Anlamadım dersem kızacak mısınız, kızmayacak mısınız? Kızmayacağım, Allah'ın cezası, kızmayacağım. Söyle hadi söyle, anladın mı? Cevap veriyorum. Ama söz verdiniz, kızmak yok ona göre, tamam mı? Anladım. Yani az anladım. Doğrusu anlıyorum. Yahu sana 50 keredir anlatıyoruz, hala anlamadın be Reyhan. Neredeyse buradaki eşyalar anladı, sende tık yok. Bende tık var. Bakın ben tık yapabiliyorum. Nasıl, tıkım beğendiniz mi? Salak! O senin dediğin tik. Ben sana diyorum ki tık yok sende, tık. Ne yapayım, daha yaşım genç. İleride senin yaşına gelince o da olur. Bak kızım, plan gayet basit. Kendi bulduğumuz fidyecilere beni kaçırtacağız. Numaradan yani. Tamam, buraya kadar anladım. Oh! Ama benim anlamadığım, sizi kaçıracağınız fidyeci Mahzar Bey'in istediği parayı vermezse ben fidyeciye ne yapacağım? Ne? Ne? Ay ne diyorsun sen? Bir dakika, bir dakika, ay benim kafam karıştı. Ya! Ya! Ya gördünüz mü? Planı siz yaptığınız halde sizin bile kafanız karıştı. Benimki haydi diye karışır. Ay yeter. Yeter be yeter. Aa, salaklığın da bir haddi hududu vardır. Bana bak. Eğer bir daha bu planı anlamadığını duyarsam Mahzar'ı rüyanda görürsün, ona göre. Heh, tamam o zaman. Şimdi anladım. Öyle söyleseniz de hemen planı uygulamaya geçebiliriz. Anne, sence planı gerçekten anladı mı? E anlamıştır herhalde. Hiç kuşkunuz olmasın. Kuruşu kuruşuna anladım. Harfi harfine denir Reyhancığım. Kuruşu kuruşuna değil. Firdevs, fidyeciler kim olacak peki? Bizim bakkal muhteşem tabii ki. Bakkal muhteşem aynı zamanda fidyeci mi? Evet, part-time fidyecilikle de uğraşıyor. Ne yapsın, bu zamanda tek işle geçinilmiyor. Kızım, muhteşem numaradan fidyecimiz olacak. E tabii canım, anladım. Maşallah, bir anlamaya başladın mı ardı arkası kesilmiyor. Neyse, ben bakkala gidip planımızı muhteşeme anlatayım anne. Tamam kızım, hadi. Ben de Reyhan'a şu işi iyice anlatmaya çalışayım. Bak Reyhan kızım. Şimdi Saadettin sigaraya alışsa, her gün bir paket sigara içse, senede 365 paket sigara eder. Acaba insan kaç paket sigara içince kanser oluyor? Of, bu da çok uzun sürebilir. Ha, ya da şöyle bir şey olsa, Saadettin'in cinsel tercihleri değilse bir AIDS olsa. Aman, öyle bir kocanın burada bana ne yararı olabilir ki? İçimde bir sıkıntı var gözüm abla. Sanki birileri Mahzar'ım için kötü kötü şeyler düşünüyormuş gibi. Ah, ah, birileri Saadettin'im için kötü bir şey düşünse de onu bu tarafa gönderse ne olur sanki? Benim içimdeki sıkıntı boşa çıkmaz. Bana bak gözüm abla, sakın yine o iki cadı Mahzar'ıma bir dolap çeviriyor olmasınlar. Ah, merhaba muhteşem bey. Nasılsınız? Sizi çok iyi gördüm. Firdevs Hanım, hangi alışveriş rüzgarları attı sizi buraya kadar? Ne istemiştiniz? Süt ve süt ürünleri, makarna ve makarna ürünleri, unlu mamuller, yünlü mamuller, kıllı mamuller. Buyurun dükkan sizin. Mersi muhteşem bey. İğrenç tekliflerinize yine de teşekkür ederim. Ben sizden küçük bir şey rica etmeye gelmiştim. Aa, çok teessüf ederim Firdevs Hanım. Siz bana rica değil ancak emri dersiniz. Şunu istiyorum lan muhteşem demeniz gerekir.
Lütfen, lütfen hiç çekinmeden emredin. Yok, yok, böyle fanatik girişimlere hiç gerek yok. Ben sizden sadece küçük bir yardım isteyecektim. Emrin küçüğü büyüğü olmaz emredin Firdevs Hanım. Hani bir süre önce amcanızın oğlu Muhterem Bey ile birlikte bizim küçük masum oyunumuz için numaradan polis olmuştunuz ya. Evet. Bu kez de yine küçük masum bir oyun için fidyeci rolü yapmanızı isteyecektim. Siz oyununuzu anlatın, gerisine hiç karışmayın. Sizin için fidyeci değil, isterseniz midyeci bile olurum Firdevs Hanım. Şimdi oyunumuz şu. Siz amcanızın oğlu Muhterem Bey ile birlikte fidyeci kılığına gidin. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruslar yanı yanı başıma. Görsün millet hayal gerçek yan yana. Ruhuna sağlık, Rus acı bölmemiş.